Son zamanlarda sosyal medyada sıkça SMA hastalarını ve onlar için düzenlenen kampanyaları görüyoruz. Peki SMA hastalığı nedir? Hangi tipleri vardır? Tedavisi nedir gibi sorulara açıklık getireceğiz. Ama önce bu konuyla ilgili genel bir duyurumuz var. Ülkemizde SMA hastalığına bağlı gen tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı karşılanmıyor. Fakat SMA Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasını hayata geçiriyoruz dedi. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek ve devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bu sayede basit bir kan testiyle SMA taşıyıcısı olup olmadığımızı öğreneceğiz. Tarama uygulaması 27 Aralık itibariyle İstanbul genelinde başladı. Alınan kan örneğinde erkek taşıyıcı çıkarsa kadından da örnek alınacak ve çiftlerin her ikisi de SMA taşıyıcısı çıkarsa çocuk sahibi olmak istediklerinde tüp bebek tedavisine yönlendirilecekler. SMA hastalığı yani spinal musküler atrofi nadiren görülen ölümcül bir kas hastalığıdır. Omurilikteki motor sinir hücreleri etkileniyor ve hareket kabiliyeti kısıtlanıyor. Bu rahatsızlıkta kasların kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli protein üretimi gerçekleşmiyor. İstemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime görülmeye başlıyor. Sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesi, zayıflamaya ve hatta ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep oluyor. SMA çok nadir görülen bir hastalık. Bu nedenle halkın da bilgisi kısıtlı. SMA'ya ülkemizde de ne yazık ki sıklıkla rastlanıyor. Dünyada sıklığı genelde 10.000'de bir, Türkiye'de bundan biraz daha yüksek, 6.000'de bir kişi de ortaya çıkıyor. Bu hastalık farklı tiplerden oluşuyor. 4 ana tipi var. Bu tipler genelde yaşa göre düzenlenmiş ve ne kadar erken yaşta bu hastalığa yakalanılırsa hastalığın seyri de bir o kadar ağır oluyor. Hatta bazı bebeklerde nefes alma kaslarının bile zayıfladığını ve nefes almakta güçlük çektiğini görüyoruz. SMA tip 1 doğumdan 6 ay 1 sene sonra ortaya çıkıyor. Tip 2 ise bebek 3 ila 5 aylıkken ortaya çıkıyor. Tip 3 18 aylıktan yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkabiliyor. Hatta SMA tip 4 ergenlik döneminden sonra gördüğümüz bir SMA tipi. Tabii yaşa bağlı olarak da bulguları değişiyor. Genel anlamda yaşıtlarından geri kalma, tanı koymada doktorları ve aileleri alarma geçiren bir bulgu. SMA 2016 yılına kadar tedavisi yapılamayan hastalıklar arasındaydı. 2016'dan sonra tedaviler çeşitlenmeye başladı ve şu anda kullanılan 3 çeşit tedavi var. Bunlardan ilki Spinraza ilacı. Bu, bebeğin veya çocuğun 4 ayda bir olacak şekilde omurilik sıvısına verilmesiyle oluyor. Şu anda ülkemizde karşılanan tedavi çeşidi budur. Diğer ilaç Risdiplam. Bu ilaç şurup olarak verilen bir ilaç. Üçüncü ilaç ise esas tartışmalara konu olan ve ülkemizde karşılanmayan Zolgensma ilacıdır. Hastalık gen bozukluğu sonucu yanlış üretilen veya üretilemeyen proteinler sonucu oluştuğundan bu ilaç direkt gen onarımına yardımcı oluyor ve tekrardan genin doğru proteini üretmesini sağlıyor. Fakat ilacın şöyle bir sınırlanması var. Belirli kilo ve yaşın altında yapılması gerekiyor. Genel olarak 2 yaş ve 21 kilonun altında %95'e kadar başarılı sonuçlar alınıyor. Zolgensma tedavisi gören çocukların ilacı bir kere alması yeterli oluyor. Şu anda bu tedaviyi görüp yaşıtlarını yakalayan çocukların örnekleri dünya üzerinde mevcut.